Merhaba, ben Osman Balaban. Bugün InDesign ile Arapça yazılar hakkında neler yapabiliriz, nasıl Arapça metinler ekleyebiliriz ona bakacağız. Herkese merhaba. Bugün InDesign'da Arapça metni nasıl doğru şekilde ekleriz onu inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi şu an elimde hazırlanmış bir Arapça metin var. InDesign'ın içine atılmış. Biz bunu nasıl doğru bir şekilde yapacağız ona bakalım. Hemen bunu kapatıyorum dokümanı. Yeni bir doküman açıyorum. Burada hemen baskı ayarlarından hazır bir doküman seçiyorum. Sayfa sayısı 8 diyorum, o kadar önemli değil. Unutmayın, daha önce de tekrarlamıştık. Taşma payı çok önemli. Baskılı işlerde en az 3 milim veriyorsunuz ve oluştur diyorsunuz. Sayfamız geldi. Elimde hazır bir tane Arapça metin var. Ben onu direkt buraya çağırıyorum. Ctrl D ya da Komut D tuşuyla. Aç dedikten sonra buraya yapıştırdı. Gördüğünüz gibi geldi. Farkına vardıysanız metinde bir gariplik var. Rakamlar ya da daha doğrusu karakterler biraz değişik gözüküyor. İşte işin püf noktası da tam da burası. Biz Arapça metni InDesign'a doğru şekilde alabilmemiz için metni seçili hale getiriyoruz. Paragraf sekmesine geliyoruz. Adobe genel kullanıma hazır paragraf oluşturucu diye bir sekme var. Onu seçiyorsunuz. Bunu seçmediğiniz takdirde Arapça metniniz yanlış gözükecektir. Bunun İngilizce karşılığı ise Adobe Word Ready diye geçer. Daha uzun bir tanımlaması Adobe Word paragraf diye geçiyor. Yine ikinci sekme, hiçbir değişiklik yok. İngilizce kullananlar için söylüyorum. Bunu seçtiğinizde Arapçayı doğru bir şekilde yerleştirmiş oluyor. Bu kadar basit. Word dokümanımıza geri dönelim ve bakalım doğru bir şekilde biz bunu hazırlamış mıyız? Evet, şimdi buradan bakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi karakterler aynı. Hiçbir sıkıntı yok. Buradaki Latin karakterine göre yapmış ama biz burada Arapça karaktere göre rakamları da doğru bir şekilde sıralamış. Yani bunda da bir sıkıntı yok. Kısacası bugün InDesign'da Arapça metni nasıl ekleriz ona baktık. Size son bir ipucu, metni herhangi bir yerden kopyalayarak getirirseniz bunda bir sıkıntı çıkabiliyor Arapça metinde. Onun için fotoğraf çağırır gibi metni çağırın. Yani Komut D tuşu, artı D tuşu ya da Kontrol D tuşuyla metni çağırırsanız daha doğru bir şekilde paragrafı, yani metni eklemiş olursunuz. Son kez hatırlatayım. Paragraf menüsünden ikincisini seçiyorsunuz. Adobe Word Ready ya da Adobe Genel Kullanıma Hazır Paragraf Oluşturucu sekmesini seçtiğinizde Arapça metniniz doğru bir şekilde hazırlanmış oluyor. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Yeni videolardan haberdar olmak için YouTube kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. İyi günler.